Sürücünün Gözü kanalına hoş geldiniz. Bugün Onurcan'la beraberiz. İlkokul arkadaşım. Linyasını test edeceğiz. 1.3 Multijet EasyTronic. Başlayalım. Evet, şimdi önce sen anlat istiyorsan. Aracın kullanışı nasıl? Uzun süredir sen kullanıyorsun sonuçta. Abi, aracın kullanışı nasıl? Viteslerde eğer ekoda olmazsa yüksek devirlerde vites arttırıyor. Normal bildiğimiz eko modu. Eğer ki ekoya geçersek düşük devirlerde vites arttırıyor. Ama bazen yokuşlarda bayılabiliyor. O huyunu çok sevmiyorum. 1'den 2'ye değil mi özellikle? Aynen, 1'den 2'ye. O bende de var. Yokuşlarda bende çabuk yükseltiyor. Çabuk bayılıyor bu yüzden. Peki ekodayken vites değiştirme dışında başka bir şey fark ediyor mu? Ekodayken yakma fark ediyor. Anlık tüketimden de bunu fark edebiliyorsun. Peki gaz tepkilerinde bir şey oluyor mu fark? Gaz tepkilerinde şöyle farklar oluyor. Bazen atak olmayabiliyor ekodayken. Ama genellikle multijet olduğu için yani çoğu zaman fırlayabiliyor. Gazı sonuna kadar bastığı zaman. Hemen kaç beygir bu araba? Bu 90 beygir. 90 beygir. 90 beygir. Peugeot 208'e göre aşağı yukarı aynı tabii. Bu ağır. Yani biraz bu da 68 ağır beygir. 1.4 ama o. Bu 1.3. Yani. Peki yakıtı nasıl şimdi mesela? Kaç litreye doluyor, kaç kilometre yapıyor? Yakıtı nasıl? Ortalama 40 litre bir yakıt deposu var bunda. Yaklaşık olarak 170-180 liralara doluyor bu araç. Yaklaşık 550 kilometre şehir içi kullanımda, yani yüksek devirlerde genellikle kullanıyorum. Yaklaşık 550 kilometre yapıyor tam dolu depoyla. Ortalama 35-37 kuruş civarlarına geliyor yakması. Peugeot'a göre biraz fazla yakıyor ama evet. Vites değiştirmeleri bence daha şey, atik. Seri mi? Daha seri. Şimdi bu araç Enful'ün 1.6 Dynamic. Dynamic paket diye geçiyor. Dynamic Dualogic olarak geçiyor bu. Peki ne ekstralar var mesela en boşuna göre? Ben en boş 1.4 benzinini kullandım. Yokuş kalkış desteği hariç hiçbir şey yoktu. Yokuş kalkış desteği vardı. Bunda yokuş kalkış desteği var. Hız sabitleyici var. Far sensörü, yağmur sensörü var mı? Far sensörü, yağmur sensörü yok bunlarda. Park sensörü var arkada. Sis farları var arabada. Dışında işte bir iki süsleme yapmışlar böyle, işte kapı altlarına krom çıtalar yapmışlar, arka kapı ön kapıların altlarına krom çıtalar var, bunun gibi şeyler var, kol dayama yapmışlar. Bunların bildiğim kadarıyla BIOS paketlerinde arka koltukta da kol dayama var diye biliyorum ama emin değilim o konuda. Şuraya bir kırmızı ışık yapmışlar ama ne haltları var onu ben çözemedim. Gece bakıyorum şu şeyi bazen ufak ufak bir aydınlatıyor, vites topuzunu aydınlatıyor. Dijital klimamız yok. Dijital klima yok. AUX girişi var. AUX girişi var. Bu arabalarda AUX giriş teybi menüsüne koyuyorlar. Fakat çıkış vermiyorlar. Daha sonrasında çıkışı sen bir kabloyla kendin yapman gerekiyor. Aparatını alıp yapabiliyorsun. Ses sistemini de bir ara test edelim. Buradan patinaj ASR'yi kapatıp açabiliyorsun. Eco mode orada. Evet. Buradan sol taraftan menü ve ESC yazıyor. Buradan komple ESC'yi kapatabiliyor musun? Yok, ESC sadece çıkmak için o peki. Menüden çıkmak için onun ESC. Escape anlamında. Ben de ESC'yi kapatıyor sandım. Yok. ESC bilim kurulu yok diye biliyorum. Yok mu ESC? Benim kullandığım 1.4 boş benzinli de vardı. Ama belki tabii 2016 modeldi o. Yok, bu 2009 olarak 2009 geçiyor. Model 213.000'de. 213.000'de. Peki hiç bakıma soktun mu? Daha yeni aldın gerçi. Bakıma soktum. Daha yaklaşık bir 1000 km önce bakıma soktum. Yağ, hava, polen filtrelerini değiştirdim. Motor yağını değiştirdim burada. Özel servis, çiftli servis yoksa dışarıda mı yaptırdın? Özel servis. Özel serviste ne kadar tuttu peki bunlar? Özel servis. Fren balatalarını da değiştirmiştim. Onlarla beraber 400 lira tuttu. Polen filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, hı-hı, ve balatalar 400 lira tuttu. Aynen. Çok iyi ya. Aynen, 400 lira. Fren balatası da. Fren balatası orijinal, filtreler de orijinal, motor yağı da Elfen 530'u. Gayet güzel, hani şeyde kullanılmış. Özel servis 400 lira. Çok güzel. Şimdi senle küçük
Tokyalı'dan yola çıktık, Beykoz'a geldik. Beykoz'a aynen. gelene kadar ben İbrin'in düştüğünü gözümle gördüm. Yani güzel bir arabaya aynen. göre. Şimdi Peugeot yani 208'e kıyasla bu biraz daha fazla yakıyor. Peugeot 208 bir de böyle 750 km yapıyor şehir için. Bu 550. Bu 550 yaklaşık olarak 550 km yapıyor. Bu litre farkı var diye düşünüyorum. Peugeot'da yaklaşık 50 litre depo var. Yok, 43 litre. 43? Evet, tam 43 litre benzin aldı, 750 km yapmıştı. 746 km yaptı, 43 litre benzin aldı. Direksiyonu da sert. Mesela benim kullandığım 1.3 Punto'larda City Mode diye burada bir düğme vardı. Evet, o City Mode. Direksiyonu yumuşacık yapıyordu, bunda yok mu? Bunda o City Mode yok, o City Mode'lar daha sonradan çıktı. O şimdi Punto'larda da var, Egea'larda da var. O kullandığım aslında 2009 Punto kullandım ben. Demek bunları birazcık böyle evlat muamelesi yapmışlar. Yine olabilir, şirket arabası falan gibi kullanıldığı için. Aynen. Sen de şimdi işin gereği... Hani tabii dizel bir araba, işim gereği... Restoranlara sistem kuruyorsun, barlara sistem kuruyorsun. Yani şehrin birçok yerine dolaşıyorum. Dizel bir araba bu yüzden şart. İstanbul trafiğinde otomatik. Olduğum için otomatik bir araba kesinlikle şart. Sürekli bilgisayar taşıdığım için sedan bir araba bu yüzden şart. Bunları aslında şu an en güzel karşılayabilecek şey benim için bir Linea'ydı. Şimdi şu yokuşta deneyelim bakalım. Benzinliydi 1.4. O 1.4 benzinliydi. Onun yerini tutmaz. Peki Peugeot 207'yi arıyor musun? Yok, Peugeot 207'yi aramıyorum. Bu arabada aramıyorum gerçekten. Kaç modeldi Peugeot 207'nin? Peugeot 207'nin 2008 modeldi. Gidiş olarak gitmiyorduk bu araba. Yani o konuda kesiniz yani. Gaza basıyorduk. Gaz tepkisi diye bir şey yok peki arabada. Peki yakıtı nasıldı buna göre? 1.4 HDI dizel. 68 beygir. 70 beygir. Şehir içi kullanımlarda eğer ekonomik kullanırsam 800 kilometreye kadar bana bir depo yetiyordu. 800 kilometre yapıyordu. Eğer agresif, onun deposu büyük müydü? Onun deposu 45 litre civarı bir deposu vardı onun. Eğer biraz agresif kullanırsam arabayı yaklaşık 600 kilometre falan bana şehir içi yol yapıyordu araba. Bu 550 tam yapıyor mu şehir içi? 550 yapıyor. 550 yapıyor. Bazen 550'yi geçiyor eğer ekonomik gidersem. 550'yi geçiyor. Yani 40 litre mazotla 550 yani yaklaşık 7-8 litre yapar ama ya. Araba bir de 1.3 bir araba olduğu için ben bu motorların bu kasaya birazcık ufak geldiğini düşünüyorum açıkçası. Ben de öyle yani, düşünüyorum yani. Sedan bir arabada 1.3 motor birazcık enteresan geliyor bana. 1240 kilo mu yazıyordu? Yaklaşık olarak 1240 kilo 40 diye okudum diye hatırlıyorum. Yani 1240 kiloya 1205 205 kiloya 1.3 90 beygir. 90 beygir yeterli ama 1.3 66 kilowatt olarak geçiyor. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani dizeller arasında ben 1.3 olarak demeyeyim de multijetlerin verimsiz olduğunu düşünüyorum. Egea 1.6 kullandım. Ufak bir testti o. Hani bayinin uyguladığı bir test. O test boyunca ben 12.5 litre yaktım. Kaç kilometrede bunu yaptın? Yaklaşık bir 7 kilometre falan kullandım. 7 kilometre 12.5 litre mi? 12.5 litre. Yani 12.5 litre 100 kilometre ortalaması. Ha, ortalama olarak. Tabii. Anladım. 7 kilometre kullandım. Hı-hı. Ortalama. Pek hani verimli gibi gelmiyor. Şimdi Renault'un motorları ve Fransız yani Peugeot ve Citroen motorları dizelde daha verimli gibi geliyor bana.
Öyle Peugeot ve Citroen motorunun dizaynı daha önemli. Daha az yakıyorlar. Ben aynısını Peugeot'da çok deneyimledim. Birçok uzun yol yaptım onunla. Eğer evet, o Bursa'ya araba... sürekli gittin geldin. Sürekli Bursa'ya gittim, İzmir'e gittim, Antalya'ya gittim geldim o arabayla. Birçok kere Bodrum'a gittim, Kuşadası'na gittim. Yani çok kere gittim geldim. Ve her gittiğimde o arabayla depoyu fullediğimde tam depoyla eğer ekonomik gidersem hiçbir şey yapmadan 2500 devir geçmeden klima vesaire bir şey kullanmayıp camlarım da kapalı bir şekilde gittiğim zaman 1200 kilometre yol yapıyordum o arabayla bir depoyla. 45 litre. 45 litre yaklaşık. Yani gayet güzel. Yani o da nereden baksan 3.8 falan yakıt tüketimi yapıyor. Yaklaşık o civarlara geliyordu bana yakıt tüketimi. Eğer ki birazcık arabayı agresif kullanırsam 2500 devirin üzerine çıkarsam ya da hiç agresif kullanmayıp klimayı açarsam ya yani ikisinden birini yaptığım zaman bana tek depo 1000 kilometre gidiyordu. İkisini birden yaparsam hem klimayı açıp hem hızlı gidersem bana da bir depo 800 kilometre yol yapıyordu uzun yolda. Yine iyi yani. Yani ona rağmen tabii çok iyi. Bu arabalarda sevdiğim nokta şunlar. Direksiyonu tutmanın. Sıkıntılar. Aynen. Yani parmağın tam oturuyor. Yani. Aynen parmağın tam oturuyor ve direksiyonu çok kolay tutuyorsun. Peki bu şeyler ne işe yarıyor? Sol taraf ses açma kapama, komple kısma filan. Bunlar ne işe yarıyor? Onlar ne işe yarıyor? Sadece source kaynak düğmesi. CD, AUX veya radyo arasında geçiş yapmanı sağlıyor. Yani Peugeot'daki de öyle. CD'de veya radyo modundayken yukarı aşağı radyoda kanal değiştirmeni, CD'de ise parça değiştirmeni sağlıyor. Burada ses açma kapama düğmeleri var. Burada SRC yukarı aşağı yani menüyü kontrol ettiğiniz düğmeler var. Burada far yükseklik ayarı menü. Evet sis farları. Burada cruise kontrolümüz var. Şöyle aradan da göstereyim. Şurada. Odaklamıyor kamera. Çok şey olduğu için. Odakladı. Evet şimdi burada anlık tüketim değerlerini görebiliyoruz. Bu anlık tüketimi şuradan yine triple geçiyoruz değil mi? Ortalama hız diyor. Seyahat süresi A, diyor. Gidilen yol diyor. Ortalama tüketim diyor mesela B. 7.0. B yani 1.3 multijet motor için bence çok fazla. Bir an. Bir A'ya da bakalım. Bir A'ya vermiş bize. A'ya mı? Bakalım hemen. Menzil diyor. A gidilen yol. Ortalama tüketim. 7.4. Çok fazla. Evet. O 7.4 en son ben bu depoyu fullediğimde orayı sıfırlamıştım. Bu sefer birazcık belli ki. O zaman giden kalmışız. Gidilen yola bakalım. Şöyle menzile bakalım. Kalanla 152. Gidilen yol 419. 19. Yani 550 demiştin. 550 birazcık daha da hatta geçiyor. Evet şurada. Bakalım buradan bastığın zaman bagajı komple bagajı... açıyor mu sadece kilidi yok, mi sadece açıyor? Yok sadece kilidi açıyor. Kilidini açıyor. Onu hemen deneyelim. Arka cam rezistansı. Evet. Buradan asfereyi kapatabiliyoruz. Patinaj önleyici. Buradan da eco moda geçiyorsunuz. Eco moda geçti mi burada bir ibare yanıyor mu? Vitesin yanında E ibaresini gösteriyor. Bas bakayım. Aç tamam bak şurada E diye bir ibare geldi. Ha evet. Neyin? Şurada. Aynen öyle. Bir daha kapattım. Evet. Tekrar açtım. Eco mod. Şimdi dönüşte eco modlu deneriz aracı. Biraz da o zaman bagajını inceleyelim. İnceleyelim. Bagajın dolu ama yine de yarısı boş. Dolu, yarısı boş. Aracı kapatalım. Evet. Anahtarımız bu şekilde. Fiat'ın bir kusuru da şu şeyleri açma kapamaları beyaz renkli yapmaması ya da ışıklı yapmaması. Buradan bastığın zaman açtı. Buna yay takarsan atıyor aslında komple. Yani bagajı oldukça geniş. Burada iki tane insan girer neredeyse. Şurada Fiat logosunu da basmışlar. Bu da güzel olmuş. Burada çakmaklık girişi, aydınlatma yok, falan hiçbir şey yok değil çakmaklık mi? Çakmaklık girişi yok, aydınlatma var. Aydınlatma var mı? Şurada altta var. Orada birazcık daha aşağı inirsen orada görebilirsin. Ha, yok, onu. Kamera çekmiş. Tamam. Şimdi şu şeye bakalım. Arka koltuklara. Mesafe olarak çok var. Tavan biraz alçak. Evet. Ama diz mesafesi oldukça iyi. Bunları da kafalıkları en alta çekmişsin. Sırtıma geliyor. Ki ben uzun bir insan da değilim. Kendimi uzun hissettim şu an buraya binince. Evet arkayı da test ettik. Tekrar test sürüşüne geçelim.
Tekrar testle beraberiz. Bu sefer Onurcan direksiyona geçti. Ben içini inceleyeceğim çünkü. Şimdi buraya kumaş kaplamışlar. Evet. Bir şey böyle kalitesiz de durmuyor ha. Güzel yani. Çok öyle yüksek kalite olmasın tabii. Orta sınıf bir şey olarak. Öyle boşluğu var. Her yer plastik. Ne istersen olsunuz tabii. İtalyan arabası. Çok fazla bir şey de beklemiyoruz. Aynen öyle. Yani orta kalite adamları. Yine de burada çok iki şey tane bardaklığı var. Ama yani iki tane bardak buraya yan yana giriyor mu ya? İki tane bardak oraya yan yana giriyor aslında. İki tane kola kutusu veya iki tane bardak çok rahat girebiliyor. Giriyor mu? Giriyor. Ama biraz şey yapmışlar girişini. Böyle biraz zor. Hani mesela demin şeyi çıkarırken mesela boşta ileride olduğu için vites çıkaramadın. Ortaya aldın. Kol dayama güzel olmuş. Aynen kol. Benim bana gelen RX'i boyamaya verdiğimde lineye vermişlerdi. Kol dayama bile yoktu. Genel rent-a-car vermiştir sana o arabayı. Evet. Sigorta şirketi soldan gider. Bunlar genelde en boş paketlerini kullanıyorlar. Aktif paket kullanıyorlar. Ya bayağı boştu ya. Ya insan bari park sensör takar. 4 cam otomatik, aynalar elektrikli mi? Aynalar elektrikli. Aynı zamanda aynalar arka cam rezistansını açtığın zaman aynalar da ısınıyor. Ha. Aynaların öyle bir ısıtması var. Aynı durumu ben Peugeot 207'de de görmüştüm. Büyük ihtimal sendeki Peugeot 208'de evet, de vardır bu durum. Var. RX8'de de var. Sen de peki şey, deneyebilirsin. Katlama var mı? Hani aynalarda mı? Aynen öyle. Yok, aynalarda herhangi bir katlama yok. Anahtardan cam açma kapama gibi bir özellik koymamışlar bu arabaya. Anahtardan katlama gibi bir özellik koymamışlar. Elle mi katlıyorsun? Elle katlanıyor. Torpidosu da küçük. Torpidosu küçük ya. Şurada bu ne? O raflık mı yapmışlar? Bir raf yapmışlar. Evrak gözü gibi. Evraklık gibi. Çok güzel bir şey bence. Orada. Arabanın sigorta poliçesi, işte kaza tutana filan hazırda orada bekletebilirsin. Aynen. Ve kaybolmaz da hani hiçbir şekilde. Ya torpidom tabii çok kalabalıksa ve birçok şeyin varsa onları tutmak kolay ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Şimdi şu dert Peugeot 208'de de var. Orada aynanın ışıklı olmasın. Yok maalesef. Orada da mı yok? Bunun da güneşliğinde ayna var ama sadece ayna. Işık yok. Evet, ışık koymamışlar. Işık koymamışlar. Burada da kötü. Şimdi ses sistemini de bir deneyelim şöyle. Sizi bitse de ona en iyi biz bakarız. Siz de bundan iyisi yaparsınız. Bayağı yüksek bir ses çıkıyor. Çok yüksek ama tiz, yani normal tat veren bir ses yok arabada. Tabii yani kaliteli bir hani Bose gibi, aynen, Harman Kardon gibi bir müzik sistemi zaten bekleyemezsin. Linea'dan da yine bence gayet yeterli. Mesela Peugeot'larda Peugeot 3008 olsun, 208 olsun 30'un üstüne çıkmıyor. Ses bozulmasın diye. Bunda hani çok kaliteli ses vermese de çıkıyor. Yani tabii çıkıyor. Şimdi 39'a kadar açtım zaten. Bayağı ses verdiği için geri kapatmak zorunda kaldım. Kim bilir kaça kadar çıkıyor. 40'ta en fazla bu sonlanıyor. Ha, ben 39'u gördüm. 40'ın üzerinde daha fazla çıkamıyorsun bu arabada. Ses tesisatı olarak da yani çok fazla yüklenmediği sürece normal. Ya bu bilmiyorum da yakıt olarak beni mesela çok şey yaptı. Hani evet, ben yakıt birazcık bunda şey. Yani daha iyi olmasını bekliyordum hani. Bu kadar kötü olacağını hiç tahmin etmedim. Şimdi benzinli Mazda 1.6 Mazda 3 vardı bende biliyorsun. Biliyorum. O 43 litre benzin alıyordu. 450 km yapıyordu. Bu 40 litre mazot alıp 550 yaparsa İster istemez biraz yani. Yakıt tüketimi ürkütüyor bu arabada biraz. Aynen öyle. Belki puntolar aynı motor, aynı şanzıman bile olsa ama biraz sağdan gidelim. Daha hafif olduğu için. Alakalı. Puntolar evet birazcık hafif olduğundan kazanıyor. Peki sende de şey psikolojisi var mı? Mesela özellikle yokuş çıkarken arabayı stop etmesin diye daha fazla gaza basma. Yani ben, yarı otomatik olduğu için sanki stop edecekmiş gibi geliyor ya da bayılacakmış gibi geliyor. İnsan tabii, ister istemez daha fazla gaza basıyor. Bayılacakmış gibi geliyor tabii, o bende var. Yani ya gaza basıyorum daha fazla ya da hiç gaza basmakla uğraşmayıp buradan vitesi bir alt vitese düşürüyorum ki araba bayılmasın, yokuşta kalmayayım, araba çekmemezlik yapmasın diye. Ben de yokuşa girerken artık yaklaşırken manuel alıp yani 2000-2500 devirde gidiyorum yokuşa, öyle bayılmıyor. Yani tabii, yoksa bir süre sonra çekmemeye başlayacak araba. Evet. Bayılmaya başlıyor. Bu araba gitmiyor diyorsun. Tabi artık belli bir süre sonra bayılmaya başladıktan sonra gaza sonuna kadar bassan da bir faydası olmuyor. Bu sefer vites düşürüyor. Vites orada ayrı bir zaman lazım kaybedip zaman iyice bu sefer yavaşlıyor. Tabi. O yüzden yokuşun başına girerken ben de ya gaza sonuna kadar basarak giriyorum ya da vitesi küçülterek giriyorum ki hiç yokuşun ortasında
belki internette okumuşsundur. Yarı otomatik şanzımanlarda baskı vatı sorunu var. Özellikle yokuş kalkış olmayanlarda. Onu okumadım. Çok çabuk baskı vatı eritiyor. Yokuş kalkış desteği olmayanlarda. Şuradan karşıya yukarı. Evet, burada eko moda alayım. Aynen. Deneyelim bakalım. Kaç bindi? 3500'de vitesi attı. Attı, 1500'e düştü. Araba deminki gibi dik bir yokuş olmamasına rağmen çok zor çıkıyor. 2500. 2500'de attı, 1500'e geldi. 3. vites gitti. Evet, şu an koptu artık. Şu an artık. Dip bayıldım. Gaz mı yapıyorsun? Yok, şu an dip gaz değilim. Gaza normal basıyorum. Şu an dip gaz yaptım. Yap. 2'ye çekti. 3000, 3500, 4000 devre geldi. Şu an 4000 devre. Dip gazdaki tuşa bastın mı şu an? Dip gazda bunda tuş yok. Mesela Peugeot'da tuş var, ona bastın mı alabileceği en iyi de şeyi alıyor. Aynen. Mesela. O bende aynısı Polo'da vardı. Onda aynısı vardı. Çekebileceği en iyi devre çekiyordu arabayı, çekebileceği en iyi vitese çekiyordu. Bununla daha şehir dışına çıkmadın. Yok, bununla daha şehir dışına çıkmadım. Daha bunu alalı yaklaşık bir ay oldu, olmadı. Bakalım şehir dışında kaç kilometre yapacak? Şu an bakıyorum, anlık bilmiyorum ne kadar gerçekçi, ne kadar yanıltıcı. Eğer ki bunda 120-130 aralığında sabitleyerek gidersem anlık tüketimi 100 kilometrede 2 litre gösteriyor. Ama ne kadar gerçekçi olduğunu bunu uzun yolda anlayacağız. Anlık tüketim çok iyi. Yani 5 vites değil mi bu? 6 ileri bu. Ha, 6 ileri. Hı-hı. 6 ileri ise mümkün. O yüzden zaten hemen çok fazla hızlanmadan vites attırıyor. Çünkü şanzıman aralıkları birazcık geniş bu arabada. Güzel. 6 ileri ise uzun yolda bayağı az yakar bu araba. İşte ama işte uzun yolda da şehir için uçurum olur arada. Hani nasıl? Uzun yolda atıyorum 1300 kilometre yapar. Şehir içi 550 yaptım mı sürekli şehir dışında kullanmadığın için güzel. Yani 7.6 çok yüksek. İyi bir firma var. İstanbul'da da yapıyor, Ankara'da da yapıyor. Orada yaptıracağım zaten. Evet, umarım testimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.